Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Logitech'in 3 adet oyuncu ekipmanıyla, yani sizlerin karşısına 3 adet oyuncu ekipmanıyla birlikte çıktım. Gelin bakalım neler anlatacağız, başlayalım. Ne anlatacağım? Tabii ki de tek tek öncelikle ürünleri sayayım. Kullanacağım kulaklık Logitech G432. Kullanacağım mouse Logitech G502. Klavye Logitech G513 karbon modeli. Ben ilk olarak kulaklıkla başlayacağım. Kulaklık arkadaşlar kablolu. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Şurada bir adet 3.5 mm'lik kablosu var. Bunu bilgisayarınıza takarak kullanabiliyorsunuz. Tüm platformlar için uyumlu. Xbox, PC, PlayStation ıvır zıvır, hatta telefona bile olur gibi duruyor buradan bakınca. Bunun haricinde artık bu tarz kulaklıklarda alıştığımız standart 50 milimetrelik sürücüleri var. Hani müzik dinleme keyfinize göre değişir, fakat ürün bir müzik dinleme ürünü değil. Oyun anlamındaki özelliklerine bakmamız gerekiyor. En önemli kısım 7.1 surround desteği mevcut. Bunun haricinde ikinci en önemli kısım bir adet mikrofonu var. 6 milimetrelik bir sürücüde onda bulunuyor. Bu mikrofonda arkadaşlar görüntü önleyici vesaire vesaire özellikleri zaten mevcut. Bir de şöyle işte sağa sola yukarı aşağı oynatabileceğiniz bir tasarıma sahip. Firma bu ürünle ilgili olarak en çok şunu söylemiş. Bu ürün konforun ve rahatlığın şeyi. Neyi? Temsilcisi gibi bir şey söylemiş ve uzun ömürlü olması. Doğal olarak dışında ve üstünde kullanılan malzemeler uzun ömürlü görünüyor. Zaten Logitech'in ürünleri, ben çok eski mouse'larını da biliyorum Logitech'in. Hani çok bir şey olan ürünler değiller. Yani yeni nesil ürünlerinde de bence firmanın bu olayı devam ediyordur. Bu arada şöyle bir durum daha var mikrofonla ilgili olarak. Mikrofonu böyle yaptığınız zaman açılıyor. Katladığınız zaman ise hani karşı tarafın duymasını istemiyorsanız buradan elinizle bunu tık diye katlayarak karşı tarafın duymamasını, yani mikrofonun kapanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Kulaklıklar DTS Headphone X2.0 özelliğini destekliyor. Yalnız bu sadece Windows için geçerli. Bir Windows bilgisayarınızın olması ve Logitech'in G-Hub adını verdiği bir program var. O programı kullanarak equalizer vesaire vesaire ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bir de tabii ki de konfor anlamında böyle benim elimde rahat durmuyor. Fakat şöyle işte böyle çevirip hani bu böyle böyle de kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz buradan da böyle oluyor diyorum. Şimdi kulaklık faslını geçiyorum. Üzerinde bir de sesi açıp kısabileceğiniz bir adet buton var arkadaşlar. Kafa bandı son derece konfor. Konforluk kullanımda şöyle bir durum var. Şimdi bu tarz ürünler arkadaşlar dışındaki malzemenin yapısı gereği birazcık kulağı terletirler. Bu üründe belki benim hani fiziksel yapımdan ötürüdür, zaten böyle çok terleyen bir insanım. Bu tarz ürünleri daha kafama takmadan yolda görünce terlemeye başlıyorum ben. Çok terleyen bir yapınız yoksa sizi üzmez. Fakat terleyen bir yapınız varsa zaten bu kulaküstü ürünlerin çoğunda da kulağınız terleme yapacak. Geliyorum artık klavyemize. Önüme bu geldi. Planladığımdan değil ha. Yani klavyeye geldi. Klavyemiz G513 karbon modeli. Arkadaşlar detaylarına falan filan geleceğim, fakat ben gündelik kullanımda bu klavyeyle yazı yazmaktan son derece mutluydum. Yani tuşların bana verdikleri hissiyat, yazı yazarken ki işte o ses falan filan benim hoşuma gitti. Bu klavye değerli arkadaşlar Romer G dokunmatik, Romer G lineer ve GX Blue mekanik anahtar seçeneklerinin bulunduğu yüksek performanslı bir oyuncu klavyesi. Ön kısmında bir adet bant var, onu taktığınız zaman bileğinize destek oluşturuyor. Bu da hani başta böyle videoda izlerken çok anlamlı gelmeyebilir, fakat bu klavye sizde 3 sene 4 sene kalırsa ya, o zaman o bilek dayama aparatı diyeyim ben size, önemini çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çok önemli bir şey olması bunda da var. Tabi burada oyuncular için çok önemli bir durum var arkadaşlar. Klavyenin RGB ışıkları var. Bunlar aynı zamanda senkronize edilebiliyor falan filan. Bunları artık söylemiyorum, hızlıca geçiyorum. Klavyede 3 farklı anahtarı tercih edebileceğinizi söylemiştim. Hani bunlar sizin zevkinize, işte keyfinize ve kullanım alışkanlıklarınıza göre değişiklik gösterebilir. Fakat üçünün ortak özelliği var arkadaşlar. Uzun bir kullanım ömrü vaat edebilmesi için 70 milyon kez tıklamayla firma tarafından test edilmiş durumdalar. Tuşlar anlamında kutunun içerisinden farklı 12 adet yedek tuş çıkıyor. Bir de bu üzerindeki tuşları kolayca sökebileceğiniz aparat da çıkıyor arkadaşlar. İşte bu oyuncu klavyelerinde mutlaka olması gereken işte 26 tuşu birden algılama, ghosting, işte ghost yani yanlışlıkla bir tuşa bastığınız zaman onun yanlışlıkla basıldığını anlama ve medya tuşlarını FN tuşuyla birlikte yönetebileceğimiz, yok klavyenin ışığı, yok sesi kıs, sesi aç gibi özellikler de klavyenin üzerinde konumlandırılmış durumda. Ayrı tuşlar olarak değil, FN ile birlikte F'lere atanmış. Bence daha iyi olmuş, tasarruf olmuş. Bir avantajı daha var. Logitech'in kendi yazılımını kullanarak arkadaşlar F ile F12 tuşlarına böyle farklı makrolar atayabiliyorsunuz. Atıyorum bir oyunun içerisinde işte Q'ya, E'ye, 2'ye ve S'ye basmanız gerekiyordur bir komboyu yapmak için. Bu komboyu o tuşlara makrolayarak son derece rahat bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada ne rahatlık ya böyle, ben bunu bilmiyordum. Bayağı onlara basardım yani. Ama basarsın olur mesela. Geliyorum artık mouse'umuza değerli arkadaşlar. Mouse'umuzun modeli Logitech G502
H2 Hero. Benim bu mouse'da en çok şaşırdığım şey şuydu. Böyle şık bir kutunun içerisine ayrı metal parçalar geliyor. O metal parçalarla mouse'un ağırlığını kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani artık böyle çok iyi bir oyuncusunuzdur. Çok uzmansınızdır. O ağırlığa eliniz bayağı alışmıştır. Doğal olarak üzerine yerleştirebileceğiniz farklı farklı ağırlık birimleriyle birlikte geliyor mouse. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti, onu söyleyeyim. Yani güzel bir özellik. Her oyuncu ürününde olduğu gibi mouse'umuzun da şurada bir adet ışığı var arkadaşlar. Ayrıca yanında böyle işte DPI'ni değiştirirken size DPI'nin nerede olduğunu, en yüksek mi, en şiddetli mi falan filan gibi şöyle bir gösterge eklemişler. 16 ile neydi o? 100 ila 16.000 arasında değiştirebileceğiniz bir DPI değeri var. Üzerinde 11 adet makronabilir, programlanabilir ayrı ayrı tuş var. Hani 11'ini birden kullanan var mı merak ediyorum da ben hani 1, 2, 3, 4 tanesi yeterli olur diye düşünüyorum da mutlaka kullananı vardır bunların. Burada yine oyuncular için çok önemli bir durum var. Mouse'un kendi belleği var arkadaşlar. Doğal olarak üzerine yazdığınız, kodladığınız makrolarınız mouse'unuzla birlikte gittiğiniz yere taşınıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir videoyu toparlayıvereyim. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları hani artık yeni fiyatlarla birazcık değişti. Tabii buna alışmak istemiyoruz ama en uygun fiyatlı olan ürün bu kulaklıktı. Siz de fiyat bilgisini merak ediyorsanız bu arada açıklama kısmına bıraktım. Benim yorumum şu yönde olacak. Üçü birden alındığında yine Logitech markasının uzun ömürlü bir izlenimi olduğu için ben de yıllarca rahat bir şekilde kullanabileceğiniz 3 adet ürün olduğunu söyleyebilirim. Ürünler hakkında daha fazla bilgi ve detayları öğrenmek isterseniz açıklama kısmına bir adet link bıraktım. Bunların haricinde başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.